Resulullah'a selam vermek. Sual: Vehhabiler peygamber ölüdür, işitmez. Ona salavat getirmek faydasızdır diyorlar. Peygamber Efendimiz salavatları işitmez mi? Cevap: Elbette işitir. Resulullah Efendimiz kıyamete kadar dünyadaki her Müslümanın her mescide girişlerinde kendisine salavat okumalarını istemekte ve ben salavatlarınızı işitirim buyurmaktadır. Birkaç hadisi şerif meali. Mescide giren kimse peygamberinize Esselamu Aleyküm Ya Resulallah diyerek selam versin. Kabrimin yanında benim için okunan salavatı işitirim. Uzak yerlerde okunanlar bana bildirilir. Diri olan işitir. Bir söz ancak diri olana bildirilir. Cuma günü bana çok salavat getirin. Çünkü salavatlar bana ulaştırılır ve ben onları işitirim. Resulullah Cuma günü bana çok salavat getirin çünkü salavatınızı işitirim buyurunca Eshab-ı Kiram ya Resulullah salavatımızı nasıl işitirsin ki sen artık kabrinde toprak olmaz mısın dediler. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Allahü Teala toprağın peygamberleri çürütmesini haram etti. Onlar öldükten sonra da diridir, rızıklandırılır. Bir kimse bana selam verince Allahü Teala ruhumu bana geri verir. Onun selamını işitir, cevap veririm. Yanında ben anıldığım halde bana salavat getirmeyenin burnu sürtülsün. Meclislerinizi bana salat ve selam getirmekle zinetlendirin. Salavatınız size kıyamette nur olur. Namazda ettehiyyatüden sonra bana salavat getirmeyi ihmal etmeyin. Çünkü bu namazınızın zekatıdır. Nerede olursanız olun salat ve selamınız bana ulaşır. Resulullah Efendimiz'e her zaman salavat getirmek, selam vermek, rahmetin gelmesine, duanın kabulüne vesiledir. Namazı bitirip sağa sola selam verirken, meleklere ve Resulullah'a da niyet etmelidir.